Kargolar kargolar. Büyük kocaman bir kargo. Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok gaz olacağım. Bunun için kusura bakmayın. Çünkü çok güzel bir sipariş verdim. Harika bir şekilde elime ulaştı görüyorsunuz. Tertemiz kocaman kutusuyla. Oldslar haftası. Şu anda aslında tabii ben bunu Oldslar haftası bittikten sonra yayınlayabileceğim. Bu haftanın şerefine Oldslar'ın kralı, NBA'in kralı LeBron James'e ait efsane bir kargo yaptım. LeBron James, LeBron James, LeBron James ne diyorsunuz artık? Buna çok girmek istemiyorum. Ona ait harika ürünler çıkacak arkadaşlar. Ben de merak içindeyim açıkçası. Açalım birlikte bakalım nedir ne değildir. Hepsine bakalım. Ayrıca sipariş ettiğim yerde Sporting. Geçenlerde hatırlıyorsanız Nike Cosmic Unity'yi almıştık. Onu izlemediyseniz yukarı i harfine yine bırakıyorum. Bu adres arkadaşlar Türkiye'deki Nike'ların internet adresi. Yani bulup bulabileceğiniz en güvenilir internet mağazası. Ayrıca çok hızlı geliyor. 2-3 gün içerisinde hemen siparişiniz kapıda olmuş oluyor. Buradan yine devamlı kargolar gelmeye devam edecek. Bu şekilde de büyük kutuları gönderim yapıyorlar. Küçük kutularda biliyorsunuz üstünde plastik falan vardı. O bayağı büyükmüş ya bu da. Ne diyorsun? Değil mi? Büyük, evet. Böyle bir de içinden taşıyacak gibi sanki bir şey evet, var. Evet, evet, evet. Gerçekten öyle olmuş. Hemen şurasında da şöyle görüyorsunuz etiketi mevcut. Etiketini yırtıp açalım istiyorum. İçinden ne çıkacak sizlerle beraber bakalım istiyorum. Bugün cumartesi arkadaşlar. Ben bunu salı günü muhtemelen yayınlayacağım. Yani daha All-Star başlamadı. Ona bu kıyafetlerimle hazır olmak istiyorum ve öyle izlemek istiyorum. Kendimce öyle bir şeyim var. Lisede falan biz öyle yapardık biliyor musun? Formaları giyerdik, şey yapardık. Hani böyle o maçı sanki oradaymışçasına izlerdik. Onun gibi hissettiriyor bazen. Evet şimdi açalım. Şu şekilde güzel bir biçimde açılıyor kutumuz. Ne diyorsun? Hem bir şeyler hem ayakkabılar. Hem bir şeyler hem ayakkabılar. Sanki şunu daha önceden gördük gibi. Evet bu kutu hepiniz... benzer. Evet kutu benzer niye? Çünkü LeBron 18 arkadaşlar ayakkabımız var. LeBron 18 benim için harika ayakkabılardan bir tanesiydi. Neden? Çünkü yastıklaması piyasadaki en iyi ayakkabı. İzlemediyseniz incelemesi var. Kutu açımı mevcut. Onları da izleyip bakabilirsiniz. Bir rengini daha sürekli söylemek istiyorum. Çünkü yaz geliyor. Dışarıda da belli içerikler üretmek istiyorum. Onun için kullanabileceğim en iyi ayakkabılardan bir tanesinin LeBron 18 olduğunu düşünüyordum. Sadece bir tane olunca da içim çok acıyor. İkincisi olunca belki birini dışarıda daha rahat kullanabilirim diye düşünüyorum. Ve burada da çok tatlı bir paketleme varmış ya. Ne diyorsun? Paketlemenin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlıymış. Harikaymış. Hemen şu kutuyu şöyle, bu kutuyu da atmayayım ben. Çok temiz ve güzel gelmiş. Kargoda da zarar görmemiş. İlk önce her zaman yaptığımız gibi tekstil ürünlerimizden başlayalım. Üstünde de Brooklyn tişörtü var. Tişörtü bir değiştirelim istiyorum. Ne dersin? Evet olur. İçindekilerle değiştirelim istiyorum. Hemen yine ilk o defa zaman benim Lakers mı var mı? Evet. Evet. Of 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 of. Şu an sanki pideyi kapağını açarsın ya böyle kutusunu. Evet. Onun gibi hissettim. Patlıcanlı pide. Doğru diyorsun. Ve bir adet arkadaşlar Lakers tişörtü bizleri karşılıyor. Yeni sezon arkadaşlar. Bu tişört basketbol antrenman ürünleri hani sahada falan giyebilirsiniz. Kumaşı falan çok farklı evet, geldi çok zaten. Parlak parlak. Evet. Güzel. Daha farklı. Gerçi likralı esnektir o yüzden medium'da olur sıkıntı olmaz. Dry fit zaten bunlar. Sporda daha çok giyebilirim. Sizlerin çok daha rahat soğumanızı ve kuru kalmanızı sağlıyor. Bakarsan etiketlerine anti-odor demiş. Yani koku yapmayan tarzda kumaş. Eğer bu tarz problemleri olan arkadaşlarım varsa işte sabah sahaya çıkıyor akşam geliyorsa bu tarz tişörtler bence çok mantıklı. Tişörtü bayağı beğendim ama large söyleseydim o zaman da çok mu böyle lıfır lıfır olurdu? Bence likralı olduğu için large da gayet güzel olurdu. Medium da olur. Hemen şöyle altında görüyorsunuz engineered ibaresi var. Bu çok hoşuma gidiyor şu tarz çıkartmalar. Diğer tarafında ise dry fit yazıyor. Üstüne hemen bakalım Lakers basketbol yazıyor. Engineered to the exact specifications of the ne yazıyor? Los Angeles Lakers. Lakers'ın geri dönüşlerine göre bu tişört üretilmiş diyor. Çok iyi ya. Çok iyi yani sadece bana dar geleceği konusunda bir üstündekiler aynı gibi oldu. Ya. Üstündeki de medium. O yüzden söylemiştim zaten. Ama bunun tekstili farklıymış. İşte tekstili daha yumuşak bence sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Neyse buna bir bakalım. Giyelim istiyorum. Ve daha sonra ve biliyorsunuz kış aylarında benim vazgeçilmezim. Yaz aylarında ney vardı? Tight ve short alıyordum her kargoda. Kış aylarında ise her kargoya bir hoodie olmazsa olmaz. Bu sene başladı bu huyum. İşte artık böyle bir huyum oluştu. Burada arkadaşlar. Şöyle güzel katlanmış bir Lakers. Uuu çok iyiymiş ya. Bak bu çok güzel olacak. Güzelmiş. Mor istiyordun zaten. Evet bayağıdır Lakers almak istiyordum. Hadi alayım aldım alıyorum derken bu kargoya çok güzel gitti. Ve kollarında da şöyle Nike işareti dokundurmaları olması harika güzel geliyor bana. Biliyorsunuz daha önce Chicago Bulls'unu aldım. Birçok Paris Jordan
hoodie'leri aldım. Kumaşlarını çok seviyorum. Biraz pahalı gerçi ama yani artık kalitesi bana farklı geliyor. Yani bunun kalitesi tartışılmaz. Tabii. Uzun yıllar giyebilirsiniz, rahat rahat giyebilirsiniz. Baskıları falan tabii kanınla zarar görmüyor. Kesinlikle öyle. Kumaşı, içinde bulunduğu rahatlığı, yani terletmemesi çok farklı arkadaşlar. Tabii ki imkanı olan alabilir. İndirimde olanlar da var ayrıca. Bu olmasa da güzel Lakers tişörtü vardı. Onu da alsam mı diye düşünmüştüm, mavi. O da indirimde. Bütün bu ürünlerin linkini aşağıya koyacağım. Girip bakabilirsiniz. Aynılarını veya farklı farklı modelleri alabilirsiniz. Dediğim gibi 2-3 gün içerisinde kargo hızlıca ulaşıyor elinize. O açıdan çok iyi. Beğendim, hemen üstüme şunu mu giyeyim? Şu an devamını böyle yapmak istedim. Yani Brooklyn olmadı şu an. Lakers olmam lazım. Aynen. Lakers olmam lazım. Evet. Bu medium'un ice large. Bu L'ye aldım. Bunda L alıyorum biliyorsun. Hı hı. X-Large olsa bu sefer çok bol bol gelecek. Yok, ya ben hafif fit, hafif bol. Bir de belinden bol armasını sevmiyorum evet, ben. Belinden çok açılıyor sonra. Ben de onu istemiyorum. Ha, omuzlardan L çok güzel oturuyor. Nasıl oldu bu arada? Güzel. Çok güzel oldu. Şöyle bir ayağa kalkayım. Sizler de bir görün. Let's go. Biliyorsunuz Instagram'a da zaman zaman böyle içerik üretiyorum artık. Reels videoları falan yapıyorum TikTok tarzında. Onun için bu tarz şeyleri de kullanıyorum. Biraz sipariş etme sebebim bu oldu. Ama çok iyi. Bizden çok iyi. Rahatlığı mahatlığı. Harika. Şunları kaldıralım. Ve kargomuzun yıldızı ayakkabımıza geçelim. Bu LeBron 18'in en son çıkan rengi. Yine 45 numara aldım arkadaşlar. Dev bir kutuyla gelmiş oluyor. Sizlerle birlikte bakalım. Of, çok mutluyum ya. Ben böyle çok beğendiğim ayakkabının ikinci rengini almayı seviyorum. Biliyorsunuz PG1'den 4 tane almıştım. İşte Jordan 34'ten yine 2 tane aldım. Ne var başka böyle? KD 13'ten 2 tane aldım. Değil mi? Jordan 31'inden 2 tane var. Jordan 31'den 2 tane var. High Low 2 tane var. İşte React ayakkabılarımdan 2'şer 3'er tane oluyor. Boost'lardan var. Kyrie'den yine aynı şekilde. Bayağı bu şekilde ikili aldığım oluyor. Beğendiklerinden evet, birkaç tane almayı seviyorsun evet. Sen. Benlik bir şey değil ama. Öyle olunca daha rahat kullanıyorum. Daha rahat. Ben farklı ayakkabı alıp farklı renkler almayı tercih ederim. Ama hepsinde aynı rahatlığı ve aynı hissi yakalayamıyorsun. Öyle bir şey. Olsun. Benim kadar çok ayakkabı denediğin zaman bazı ayakkabılarım mesela hiç giyilmiyor. Bazı ayakkabılarım da hep giyiliyor. O yüzden o hep giyilenlerden sayısını arttırmak daha hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Diğer ayakkabıları da inceliyoruz, alıyoruz. Orada tercih meselesi. Yok. Evet, tercih meselesi, beğenme meselesi. Biliyorsunuz kutusu harika bir kutu. Ben bunu en çok beğendiğim kutu olabilir bu senenin. Evet, çok değil güzel mi? Bir tasarımdan. Farklı tasarım, diğerlerinden farklı şuradaki kırık hali, üstünde LeBron James yazan etiket şeklinde şeridi. Evet, hadi açalım ve bakalım. Bakalım hangi renk? Tan tan tan. Ağzıma veriyorum bu sesleri. Oho, Lakers! Los Angeles Lakers rengi. Çok iyi değil mi? Of, şu an üstümde falan sen bir efsane getirdi. Sen tam bir Lakers olmuşsun i̇şte ya. İşte diyorum ya, LeBron James kargosu, Lakers kargosu. Gerçekten harika bir kombin yapabileceğiz bunlarla. Hemen şöyle çıkartayım. Yine 45 numara aldım arkadaşlar. Daha önceki gibi. Çok canavar canavar geldi ya. Evet. Küçük küçük ayakkabılar açtık son dönemlerde. Bunun büyüklüğü, bunun devliği apayrı geldi. Uf, rengini hızlıca inceleyelim. Daha sonra tişört ve ayakkabı üstümüze deneyelim. Ve kapanışı o zaman yaparız. Üstüne kullanılan arkadaşlar bu knit posit dedikleri, biliyorsunuz bu 2.0 ayrıca 17'den daha farklı bir şekilde kullanılmış. Hem esnek hem de taş gibi bir ağ var. Bunun kalitesi hiçbir ayakkabıda yok şu an. Yani bu tarz bir örgü kumaşın kalitesi hiçbirinde yok. Dilinde kullanılan bu zoom bag'ler diyelim artık, havalı kısımlar. Belki de en sevmediğim kısım bu olmuştu benim ayakkabıda. Keşke daha böyle pofidik pofidik dil yapıyor olsalar. Tamamen görsel. Ben belki dedim acaba ayağını sıkıştırmaya mı kullanılıyor, ama biliyorsunuz detaylı incelemesini yaptım. Orada izleyip bakabilirsiniz. Görsele yönelik olmuş. Hatta biraz ayağımı acıttı bazı kısımlar ama kalın çorap giyerek bunu tabii ki çözebiliyorsunuz. Arkasına doğru gidiyorum ve mor kocaman bir arka kısım bizleri karşılıyor. LeBron'un taç işareti burada daha belirgin. Sarıdan altın sarısı yapmaları daha güzel çok olmuş. Güzel olmuş değil mi? Arkası burada daha sakin. Hatırlıyorsanız ilk başta James Gang rengini almıştım. Çok karman çormandı. Bu ise sapsade. Biraz daha bana uygun ayakkabı bu sanki. Benim tarzıma yönelik. Ne diyorsun? Bence daha sakin. De. Kesinlikle. Dışarıda giymeye çok daha uygun. O biraz daha sahada böyle ben buradayım dedi, diyen bir ayakkabıydı. Pembeli falan mı sanki? Her şey vardı ya. Altın altı hatırlıyorsan çok karışıktı. Bunda arkadaşlar daha sakin bir tasarım var. Şeffaf sayılmaz. Üstü mor. Gerçi şeffaf mı? Çok şeffaf değil. Hemen şurada altta yine bir
yazı var. Okuyabiliyor musun sen? From imza gibi from the Unity of Akron, Ohio. Aa evet, topluluğundan. Akron, Ohio'lu biliyorsunuz. Dersten mi okudun? Şuradan itibaren yazıyor baksana. Hmm. Acaba aynı şey yazmıyor mu galiba? Aynı şey yazmıyor da olabilir. Evet, genelde bu hatayı yapıyoruz. Evet, burada farklı bir şey yazıyormuş ya. Okumam pek mümkün olmayacak. O çok zor orası. O çok zormuş. Ben burayı okuyabildiğim zaman zor olmuş. Ben de şimdi from Ohio okunuyor da orası. Aynen. Aynen öyle. Yine Suvuş altın deseni burada var. Evet, tatlı, güzel, sakin. Altına bakalım arkadaşlar. Altı da yine aynı şekilde çok sade ve güzel. İçinden yastıklamasını görebiliyorsunuz. Dev bir Air Max ünitesi. Mevcut yastıklama olarak King'in tacı. Evet, gayet tatlı, güzel. Buradaki plastik de bayağı sert geldi. Yani dışarıda oynamak için benim için güzel bir tercih olacak bence. Ama işte beyaz olması bence biraz hızlı mı? Bence yer tutuşu da çok iyi gibi görünüyor. Zaten böyle ben çok memnundum bundan. Sağda oynadığınız zaman yer tuşu birçok ayakkabının iyi oluyor. Eğer sağ çok kötü değilse. Evet, gayet güzel. İçindeki şu şeyleri çıkartalım. Hani böyle açalım. Düz değil de içe doğru çukurlaştırıyor olmaları çok benim çok hoşuma gitti. Doğru. Adidas'ta biraz o var mesela. Dümdüz tabanlar yapıyor. Evet. Nike'ın girintili çıkıntılı olması hem ağırlık açısından hem şu arka topuktan ön ayağa geçiş açısından ve görüntü olarak, taban tuşu olarak bak, da tabii ki işler yapıyor. Şey ya, şuralar çukur çukur ya noktalı evet, yerler. Evet. Hani çok hoş. Şurası, mesela şurası da aynı falan. Şekilde evet. Ayağın daha esnek olmasını, bükmesini sağlıyor. Zaten taş gibi bir ayakkabı. Hoho, içi çok iyiymiş. Bir dakika. İçini ikisini de açayım, ikisini de göstereyim. Şu bağcıklarını şöyle açalım biraz. Hem dinle de biraz bakalım. Mor olduk ya, patlıcan olduk bugün. Çok güzel mor, zaten benim en sevdiğim renklerden. Değil mi? Ben de çocukken en ya çok erkeğe de, kadına da çok yakışıyor bence. Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Hemen şöyle diline biraz bakalım arkadaşlar. Üstünde kral, aslan kral var. Ortada ne yazıyor? Air yazıyor. Altta ne yazıyor? Bir şey yazıyor mu? Boş gibi. Altta da İmza LeBron'un var. İmzası var. Ama burada farklı bir şey olmuş. Üstü daha koyu, bulutlu gibi, altta bastırınca şey çıkıyor. Görüyor musun? Dur, imzaya şöyle dokunursam mesela daha belirgin olacak sanki, değil mi? Dokundukça. Evet. Sanki böyle bulutlu gibi, ayağınız buraya girince böyle olmuş olacak, ittirmiş olacak. Evet. Tatlı olmuş. İçine bakar mısın? James. LeBron James yazıyor. Gayet güzel, gayet tatlı. Bu videoda en çok LeBron demedin, LeBron dedin. Yok yani ya, artık o kadar artık alıştılar bence. Ara ara yeni takipçilerden geliyor. Ben şunu anlamıyorum. LeBron diyorsun diye niye James demiyorsun? Ben ona şaşırıyorum. Sadece. Aynen. Onu söyleyeyim. Niye? Russell Westbrook demiyorsun. Yani. Ya onun da okunuşu var. Türk spikerleri niye LeBron diye okuyor? Onların hatası bence. Ya aslında bence şey değil. Yani istediğin şekilde okuyabilirsin. Yeter tabii ki karşısındakine tabii. Sen işte şu musun bu musun deyip böyle hani argoca eleştirsel yaklaşmayın. Çünkü çok fazla eleştiri bu tarz alıyorum ya. Bir şeyler söyleme ihtiyacı hissediyorum. Sadece bunu belirteyim. Ve hadi o zaman ayağımıza deneyelim. Evet, şöyle ayağımıza. Bu ayakkabın içi fena ya. Senin değişinde cene var. Cene var, cene var. Aynen öyle. Çok sağlam duruyor gerçekten. Çok, gerçekten çok sağlam. Ya dar geldi resmen biraz, biliyor musun? Bakayım. Ha, ayağım burada, tamam. Biraz ilk giydiği için yavaş yavaş açması yapıyor. Bu kadar, çünkü diğerinde bu kadar sıkı mıydım emin olamadım. Uf, en güzel rengini almışım bence, biliyor musun? Bence de çok güzel. Diğerinden daha çok beğendim. Bence James de. Ben diğerini biraz sanki... İnceleme için almıştım. Evet, ben öyle oldum olayım, hemen gibi alayım. Oldu. Ben çok sevmedim, hatta bekle güzel rengini al falan dedim ama... Yok. Hiçbir rengini de ondan sonra çok aşırı beğenmedim. Ben dedim ki iyi ki de onu almışım oldum ama bu renk gerçekten en güzeli olabilir ya. Şu anda açıyor olmam, böyle bir kargo ile açıyor olmam da... Çok efsane. Tatlı. Let's go. Yapıyor şöyle. Arkadaşlar nasıl olduk? Bence çok iyi. Of. Ben bunu yürüyüşte, gündelik, AVM'lerde de giyebilirim. Oh ya, sonunda rahat rahat dışarıda giyebileceğim. Çok hoşuma gitti ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. Görüntü nasıl? Çok güzel. Ya ben de çok beğendim. Yastıklaması falan. Yani şöyle söyleyeyim, diğer renginde bu kadar beğenmemiştim. Bunu çok beğendim. Değil mi? Ve üstünde şu an kombine de güzel oldu sanki, değil mi? Evet, çok hoş oldu. Lakers hoodisi. Altıma siyah da gider. Gri siyah gider, gri gider. Aynen. Evet. Gri biraz daha dedim, renkleri hani göze çarpsın. Çünkü siyah siyah, çok siyah siyah olacaktık. Aynen. Bu şekilde LeBron James MVP zamanımızın GOAT'u belki de. Tişört de giysene. Tişört de giyeceğim ama şu an bunları çıkartasım gelmedi. O kadar hoşuma gitti ki. Evet. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Güzel mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca dediğim gibi bütün bu ürünlerin linklerini aşağıya koyacağım. Hadi şimdi tişörtü deneyelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde oldu. Bence çok iyi oldu. Güzel. Tam antrenman üstü oldu. Hı-hı. Kolları falan da oldukça rahatmış. L de olur muhtemelen. L de nasıl olurdu sence?
LED de olur. Çok bir fark. Uzar mıydı? Çok ben biraz kısa. Bence uzamaz, sadece yana doğru efil efil genişleyebilir. Böyle falan hissettim, böyle kızıyor ya. Onun gibi hissettim. Bence bayağı güzel oldu. Hudimiz de harikaydı. Uf ya, bence efsane bir kargo. Bundan sonra bu şekilde yapmak istiyorum arkadaşlar. Mesela evet. Facebook kargosu. PG kargosu. Çok mantıklı. Farkı değil mi? Curry kargosu falan. Artık bu tarz şeyler daha çok geliyor. Önceden parça parça buluyorduk. Evet, doğru doğru. Artık Türkiye'ye işte bu tarz büyük markalar getiriyor. Hatta onların koleksiyonlarını getiriyor. Belki yakında bir Westbrook tarzı, onun tekstil ürünleri var arkadaşlar. Efsane. Westbrook zaten çok zevkli bence. Çok farklı. Şöyle modaya biraz daha düşüyor. Onun evet. Farklı ürünleri de gelecek. Öyle güzel bir kargo da yapabiliriz. Harika harika. Evet, hoşuma gitti. Çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Güzel bir kargo açımı daha geride bıraktık. Kapanışı çıkışı yapasam yok. Çıkışı yaptıktan sonra kendi kendime böyle hoplayıp tutacağım galiba. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Mutlu, keyifli, enerjik bir kargo açımı daha geride bırakmış olduk. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabıdaysa bugünlük out. LeBron James. Ayakkabılarına şey yapıyorum şu an.